Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli fırında soğan kavurması tarifi paylaşmak istedim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Aslında videom çok kısa süre içerisinde bitmesi gerekiyordu. Ancak ben sizlere kıyma kavurmasının da tarifini paylaştım. Yine aynı videoda. Eminim çok işinize yarayacak kıyma kavurması da. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Soğanları çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde doğradım. Yani yarım ay şeklinde doğradım. 1,5 orta boy soğan bir kişilik olarak hesaplayabilirsiniz. Ben şu anda ortalama 3 kişilik veya 4 kişilik soğan kavurması hazırlıyorum. Doğramış olduğum soğanları hemen fırın tepsisine aldım. Şu anda fırında açtım. Isınıyor. Çünkü çok bundan sonrası çok basit. Hemen fırına vereceğiz. Yaklaşık olarak bir 5 saniye boyunca doğramış olduğum soğanları ellerimle birazcık karıştırdım. Ve şimdi 2 tane kapya biber ve 3-4 tane de yeşil biber doğrayacağım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Hem renk hem de ayrıca bir lezzet katacaktır bu biberler. Çok lezzetli ve de çok pratik bir tarif. İsterseniz tavada da bu işlemi yapabilirsiniz ama fırında gerçekten de daha da lezzetli olacaktır. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kıyma ilavesi yapacağım. Son olarak kıyma ve baharatlar kaldı. Ondan sonra da hemen fırına vereceğim. Ancak ben lezzetini ikiye katlamak için kavrulmuş kıyma kullanacağım. Tarifini biraz sonra izleyeceksiniz. Hemen kısa bir video hazırladım onunla ilgili. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Biz derin dondurucuya veya buzluğa kesinlikle çiğden kıyma koymayız. Hep bu şekilde kavurarak koyarız. Yemeklerde ve çorbalarda da değerlendiririz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Biraz sonra ben bu tepsiyi hemen fırına verince bu kıymanın da tarifini sizlerle paylaştım. İzleyebilirsiniz. Eğer izlemek istemiyorsanız bu bölümü kaydırabilirsiniz. Kıymayı ben dün basmıştım. Bugün de birazcık altını ısıtıp ters çevirdim. Şimdi dilimleri ayırıp ihtiyacım olan kıymayı alıp geri kalanını da derin dondurucuya koyacağım yemeklerde ve çorbalarda kullanmak için. Gerçekten de bildiğiniz kavurma gibi muhteşem bir tadı var. Tadına lütfen bakmanızı tavsiye ediyorum. Neden derin dondurucuya bu şekilde biz kıymayı koyuyoruz? Hemen açıklamasını yapmak istiyorum. Buzlukta çiğ kıyma yaklaşık bir 10 gün sonra veya 5 gün sonra gerçekten de lezzetini kaybediyor. Etler de lezzetini kaybediyor. Biz bu şekilde kavurarak koyduğumuz zaman lezzetinde bir kayıp olmuyor. Çok fazla kayıp olmuyor. O yüzden sizlere de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Eminim çok beğeneceksiniz ve her zaman derin dondurucuya siz de aynen bu şekilde kıymayı koyacaksınız. Kıymayı dilimledim. Bu miktar yeterli. Burada 1 kilogram kıyma vardı. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi isterseniz çiğ kıyma da kullanabilirsiniz. Baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, biraz karabiber, tuz. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bol baharat. Gerçekten de çok güzel yakışacaktır. Çeyrek su bardağı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. İsterseniz tabii ki de zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Baharatlarını ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi kıymasını ilave ediyorum. Dediğim gibi eğer çiğ kıyma kullanacaksanız tam bu aşamada içine ilave edebilirsiniz. Kıymayı da koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla veya tabii ki de isterseniz burada ellerinize de güzelce karıştırabilirsiniz. Artık hazır. Son olarak eğer evinizde tereyağı varsa üstüne bir miktar tereyağı koymanızı tavsiye ediyorum. Lezzetini tabii ki de daha da çok artıracaktır.
Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. 230 derecelik fırın ayarında ortalama 40 veya 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Ama lütfen kontrollü olalım. 20 dakika veya 25 dakika geçtikten sonra fırını açıp karıştırma yapabilirsiniz. Artık damak zevkinize göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Soğan kavurması pişerken ben de hemen kıyma kavurmasını nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Burada tam olarak 1 kilogram yağlı kıyma var. Yemeklerde yağlı kıyma kullanıyoruz. Daha da güzel oluyor. Tabii ki de isterseniz orta yağlı da kullanabilirsiniz. Kıymayı bir tencereye aldıktan sonra orta ateşte renginin tamamen dönmesini bekleyeceğim. Kesinlikle burada su veya yağ ilavesi yapmayacağım. Tamamen renginin dönmesini bekliyorum. Ardından da ocağın altını birazcık ısıtacağım. Aradan 8 veya 10 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi kıymanın rengi tamamen değişti ve yeteri kadar da sulandı. Bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum ve ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte kapağı kapalı vaziyette toplam 25 dakika, 30 dakika veya 35 dakika boyunca kavrulacak. Ama bu süreçte ara ara kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kıymanın kalitesine göre bu süreler değişebilir. Yani tuzunu verdikten sonra suyun tamamen çekilene kadar ocakta kavrulması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Aradan 25 dakika geçti. Çok kısık ateşte görmüş olduğunuz gibi suyu tamamen çekti ve artık ocağın altını kapatıyorum. Kıyma çok güzel kavruldu. İşte aynen böyle kum gibi olması gerekiyor. Aynı zamanda hemen şunu da belirtmek istiyorum. Biz iç yağı da eritip bu sonlara doğru iç yağı, eritilmiş iç yağı da içine ilave ediyoruz. Belki onun o tarifimi ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Çok yağlı tabii ki de istiyorsanız. Şimdi hemen bir kaşıkla güzelce düzleştiriyorum. İyice sıkıştırıyorum ve tamamen soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağım. İşte bu kadar kolay. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir süre içerisinde kıymanın nasıl kavrulacağını gösterdim. Eğer siz de benim gibi ters çevirip dilimleri ayırıp derin dondurucuya kaldırmak istiyorsanız kıyma tamamen donmasını bekleyin. Tamamen donduktan sonra birazcık ocakta ısıtın borcamı. Şöyle bir 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye sonra kolaylıkla ters çevirebilirsiniz ve dilimleri ayırıp derin dondurucuya koyabilirsiniz. Soğan kavrulması da artık hazır oldu. Tavada da dediğim gibi yapabilirsiniz ama fırında daha lezzetli oluyor. İşten geldiğim zaman veya hafta sonu geç kahvaltılarında mutlaka yapmış olduğumuz tariflerden bir tanesiydi. Güvenle deneyebilirsiniz. Eminim çok beğeneceksiniz ve her zaman bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Garantisini veriyorum. İsterseniz çayla, isterseniz ayranla servis edebilirsiniz. Tabii ki de yanına lavaş olmuş olsaydı daha da lezzetli olacaktı. Gerçekten de muhteşem bir tarif. Güvenle deneyebilirsiniz.